Bir yandan da ekiplerimiz yurt çapında da bugün yayınımız var. Siz neler sormak istersiniz diye vatandaşa mikrofon uzattılar. Tabii her birini yayınlayabilmemiz süre anlamında mümkün değil ama bir bölümünü en azından paylaşalım. Temenniler var, istekler var, sorular var. Mümkün olduğunca da cevaplarınızı beklerim. Buyurun, buyurun. Vurdum yokuş yukarı tizim etermanlara, seni vuracak adam küzlendi ormanlara. Aldım ince boncuklar dizdim kara kaydana, senden 4 saat sonra nasıl çıktı meydana. Tayyip kurban olayım pelinde bıçağına, peşine de olayım karanlık ucağına. Yükledim kıradıma hepsi dardıma, uçak karanlığıydı nasıl indin altına. Çok seviyorum seni yürekten de yürekten. Sayın Cumhurbaşkanım, selametler gözlerinden eber başarılar dilerim. Öncelikle Allah'tan ona yardım dileriz başarı olması için. Bu taşeron kadrolaşma ile ilgili ne zaman çözüleceğini onu sormak istiyoruz. Bu şeyi eğer açıklarsa memnun oluruz. Eşine evde yardımcı oluyor mu mesela? Biz bu dünyada mesela eşlerin birbirine yardım etmesini çok isteriz. Biz bayan olarak çok isteriz. Acaba Cumhurbaşkanımız, reisimiz eşine yardımcı oluyor mu işleri, ev işlerinde? Terörün ne zaman biteceğini sormak istiyorum. Çünkü milletçe gerçekten çok üzülüyoruz. Cumhurbaşkanımız, ablam okula gidiyor. Ona tablet vermişsiniz. Ben de istiyorum. Yaptığı yeniliklerden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bundan sonraki yapacağı yenilikler hakkında neler yapmayı düşünüyor? Türkiye ne duruma gidiyor? Bundan sonraki düzen nasıl olacak? Onlar hakkında da bilgi almak istiyorum bu akşamki canlı yayında. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bize böyle bir hastane kazandırdığı için kendisiyle gurur duyuyoruz. Her şey çok güzel, dört dörtlük. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel bir hastane kazandırdılar ki Mersin'e. Hastane demek için 1000 şahit ister. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun uzun ömür versin ki hizmetleri daim olsun. Çünkü geçmiş dönemlerde çok iyi hatırlıyorum, hastanelerde gece yarılarından itibaren sıra beklerdik ve pislik içindeydi. Şu andaysa yıldızlı bir otel konumunda hizmet veriliyor. Ben veya bütün Mersin halkı Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Allah razı olsun. Türkiye'nin her yerine özellikle belli bölgelerine dev şehir hastaneleri yapıldığını görüyoruz. Çok güzel bir yatırım. Biz de bunu gıptayla izliyoruz. Tabii biz de Serhat Şehri Edirne olarak bu yatırımlardan faydalanacak mıyız? Bunu merak ediyorum. Cumhurbaşkanımız çok çalışıyor. Hani bu enerjiyi kendine nasıl buluyor? Onu merak ediyorum açıkçası. Biz bir şey yapmıyorken neden Türkiye'ye saldırıyorlar? Sayın Cumhurbaşkanım, sözleşmeli öğretmenlere eş durumunu ne zaman getirmeyi düşünüyorsunuz? Biz hepimiz bunu bekliyoruz sizden. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin de torunlarınız bu sene okula başlayacak. Heyecanlı mısınız? Onu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanımızı özellikle çok seviyoruz. Konya olarak onun hep arkasındayız. Benim sorum, tüm Müslümanlar Arakan için niçin bir ordu göndermiyor? Niçin bir İslam ordusu kurulmuyor? Arakan'daki vahşete dair yayınlayabildiğimiz görüntülerden sadece küçük bir bölümüydü ama her şey ortada efendim. Nasıl görüyorsunuz gelinen noktayı? Sizce bir farkındalık oluşmaya başladı mı? Umutlu musunuz Arakan için, Rohingya Müslümanları için? Bu Arakan'daki tablo tabii büyük bir felaket. Çok büyük boyutta bir dram.
Hatırlarsanız kısa bir süre önce Kazakistan arefesinde eşimi, oğlumu, Dışişleri Bakanımı, eşini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı, bir grup gazeteci arkadaşımızı ve Kızılay, AFAD, TİKA, böyle bir grubu biz Bangladeş'e gönderdik. Tabii derdimiz hem oradaki kampları yerinde görmek, durum tespiti yapmak, o durum tespitinden sonra da biz neler yapabiliriz? İlk etapta ne gibi yardımlarımız olabilir? Ben devlet başkanı danışmanıyla kısa bir süre önce bu ziyaretten görüşmüştüm. Tekin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşürüz diye de mutabık kalmıştık. Fakat gelişmeler öyle zannediyorum ki onu ürkütmüş olacak ki şimdi genel kurula gelmiyor diye bugün haberlerini aldık. Gerek eşim gerekse Dışişleri Bakanımızdan tabii aldığımız bilgiler hakikaten çok acı. Sizler de burada gösteriyorsunuz ki bu da bir bölümü. Gösterilebileceklerin bir bölümü çünkü... Çünkü hepsini göremiyorsunuz zaten. Çünkü olay ta Arakan'ın işlerinden Bangladeş'e kadar geliyor. Buralarda dağlar, taşlar, dereler, çok ciddi manada pislikler içerisinden bunlar yaşlılarını, çocukları, kadınları taşıyarak geliyorlar. Bunların bir kısmı yolda ölüyor. Bir kısmı zaten Arakan'da ölmüş. Ve binlerce insan ölmüş vaziyette. Günlerdir hiçbir şey yiyemeyen insanlar var bunların içinde. İlk belki de bunlara bir yiyecek uzatan bizim TİKA'mız oldu. Kazanlar kuruldu. Çeşit yok ha, onu da söyleyeyim. Bangladeş'ten satın alınan pirinçlerle pilavlar filan yapılmak suretiyle onlara bu tür ikramlarda bulunuldu. Şimdi bizim bütün tabii hedefimiz, arzumuz Bangladeş'ten ki Sayın Başbakan Hasine'yi eşim, Dışişleri Bakanımız, oğlum ziyaret ettiklerinde kendisine de bunu söylediler. Yani bize buradan eğer yer verebilirseniz 100 dönüm, 200 dönüm neyse biz buraya çadırın moderni olmaz ama buradaki çadırlara göre daha modern, insani yaşanabilecek çadırlar kuralım. Efendim bambulardan birkaç çatı çatıyorlar. Üzerinde bir naylon geriyorlar ve o şekilde yaşamaya çalışıyor. Bu işte tabii çok ciddi deneyimler geçirdik. Özellikle Suriyeli kardeşlerimize karşı o kurduğumuz çadırlar falan hakikaten yaza kışa neyse her yönüyle dayanıklı. Bir de tabii çamurun üzerinde biz inşa etmiyoruz. Ona göre bizim altyapımız falan da gayet iyi. Ve biz burada aynı zamanda hastanelerimizi kuralım. Aynı zamanda burada büyük mutfaklar kuralım. Bu mutfakların yanında fırınlarımızı kuralım. Ve bu insanlar en azından yani gıdayı alsınlar. Evet. İlacı vesaireyi zaten biz onları çözeriz, hallederiz. Onlar problem değil. Ve biz bir şey daha getirdik. Dedik ki ben bunu Bangladeş Cumhurbaşkanı'na da Astana'da söyledim. Dedim biz bütün bu alımları da sizden yapacağız. Yani Türkiye'den falan getirmeyeceğiz. Alımların hepsini Bangladeş'ten yapalım. Hem Bangladeş ekonomisine de katkımız olsun. Giyimlerine varıncaya kadar. Tekstil de Bangladeş iyidir. Ve bizim bile bazı kuruluşlarımızın orada üretim merkezleri vardır. Ve ilaçları vesaire hepsini buradan alalım. Böyle bir ikili ilişki kuralım. Bangladeş Kızılayı'yla bizim Kızılayımız işbirliği halinde bunu halledelim dedik. Şimdi biz onlardan bununla ilgili cevap bekliyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da ben dedi Sayın Başbakan'la da bu konuyu görüşeceğim. Ve inşallah Birleşmiş Milletler'de de görüşmek suretiyle oradan biz bir an önce bir netice alırsak bunun adımını atacağız. Ve Birleşmiş Milletler'de de biz Rohingya Müslümanlarıyla ilgili bir gündem ortaya koyduk ve onu da orada tartışacağız, müzakere edeceğiz.
Hayır.